Reis-i Cumhur Atatürk'ün umumi hallerindeki vehamet, dün gece saat 24'te neşredilen tetkikten sonra her an artarak bugün 10 Teşri Nisani 1938 Perşembe sabahı saat 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. Doktor Kamil Berk, Neşet Ömer ve orada bulunan diğer hazırının imza ettikleri ölüm raporunda Büyük Önder'in aramızdan ayrılışı bu cümlelerle anlatılıyor. Bu kısacık metne sığan birkaç cümle, bütün bir halkın kalbini yakmaya yetecek olan o üzücü haberi tüm dünyaya duyuruyordu. Türk halkı dışında dünyada da bu habere ve hüzne ortak olurdu. 11 Kasım günü tüm dünya gazeteleri Büyük Önder'den bahsederek onun yüksek şahsiyetine övgüler sunuyordu. Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti diyordu Amerika'dan Chicago Tribune gazetesi manşetinde. Ve tüm dünya basının manşetlerinde de o vardı. Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük atasının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır diyordu Çin basını. Atatürk'ün ölümüne bütün dünyada büyük bir devlet adamı, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra sadık bir dost olarak tanıdığı bu büyük adamı selamlamaktadır. Sunday Times, İngiltere. Dünya, bu savaş ve barış kahramanı, büyük adamın ölümüyle fakir düşmüştür, diyordu Macar basını. Ülkemizde ise büyük milli matemimiz manşetiyle duruyordu Cumhuriyet Gazetesi okurlarına Ulu Önder Atatürk'ün vefatı.